Aylardır buradayız. Benden sonra gelen kız kocayı buldu. Ben oturuyorum hala. Allah Allah. Yok böyle bir şey. Buna niye yaptın? Sana da sıra gelir. Bugün el ele tutuşturdum size, artık başlayın bir şey. Ne bileyim ben yapamadım. Gerçi acıyor onu. Zaten başlamadı. Niye tövbe bizi çoluk çocuk seyrediyor. Yani bizi insanlar seyrediyor. Seriyle olmamız gerekiyor. Tamam, el ele iki tane tepsi vardı. Olmaz. Böyle mi tutulur el ele de sanki? Ne yapıyor? Öyle de değil yani. Biri doğurdu. Ha, onu şey yapalım. Çünkü şimdi onlar olgun, gelmiş, görmüş, geçirmişler. Anladın mı? Gençler yapsın. Hoş şuna bak, hepsi aile büyüğü gibi. Ay, kaç yaşındasın Allah aşkına? Gören de 40 yaşında falan. Meta aramızda kaç yaş var sanki? Ay, gençler yapsın. İyice anne moduna girdin ha. Evet ya. Esere bir ön şey yapmak 30, lazım yani. 31 oldum burada. Harbiden he, ben 24 oldum burada. Bir yaşıma daha girdim ben buraya gireli. Yani burada yaşlanıp çıkarım artık. Murat abi elinizle bastonla çıkarsınız artık burada, titreye titreye. İnşallah o günleri görmek nasip olur. Biriyle bastonu tutup da titreyeceğim günleri de görmek isterim. Ay. Cidden öyle bir şey isterim yani. Hani düğüm hazırlıyordunuz. Eline verelim mi? Düğüm şey bulamadık ki. Düğüm çözsün. İp var orada, verelim eline. Hayır öyle ip değil, biraz kalın bir şeyler. Hazırlayalım mı kız? O zaten sabredemeyecek, yapmaz. Aa, bizim hani şey var ya, hazırlayalım. Nerede o? Bak şurada sepette var. Yapmaz. Ne var? İp. Dün bizim kullandığımız. Ay evet, o olur işte. Evet evet, aynen bu olur var. Madem bir şey hazırlayacaksınız. İpin ucunu da Cansel'e verelim. Tökör düğümünü çöze çöze Cansel'e. Kız nereye kaldırdın Cansel? Neyi? Bu ışıkları. Gel. Kız bu çok uzun ha. Gel gel, hazırlarız. Ama biraz kalın yapalım. Ya o benim şey... Hep gerçek olacak değil mi? Biraz kalınlık yapalım. Evet, bu senin bu benim şey, bana hediyemden aslanın, kırbaç değil mi? Yalnız terbiye. Arkadaşlar onun manevi değeri var Fatma bence için. Bence de. Ya yenisini alırız, yeni bir manevi saçmalama değer yaratırız ona. İki kat yapalım. Aynen de bu zaten açılması gereken biraz bir şey. Biraz gözünü korkutalım değil mi? Maşallah kızıma, seni de evlendireceğim. Bıçak bıçak. Allah seni. Keserim ben, her şeyle keserim. Neyi getirmiş yarabbim? O bulaşık makinesi. Can sen gel, altınlarımı takayım sana Eser gelmeden önce. Gel. Bu şey blender. Fırlat onu. Tamam. Gel. Havalara gel diyeceğim. Artık farkında mısın? Esprimiz onun böyle övüneceği bir şey haline geldi. Ben esmerim ya, rengi oluyor. Sana beyaz altın taksın Eser'e söyle. Melis gelip şunu bir takar mısın tırnaklarına? Ben bilekliği takayım. Bak ata altın diyorduk gerçeği oldu. Çıkar onu. Çıkarayım mı? Buna tak. Yurhama yüzüğe takalım ya. Dur. Taks şöyle. Şöyle kaldırınca düşecek bir şeye. Bak şöyle bunu koyuyorsun. Cansel ne yapıyorsun? Altın. O ne ya, dalga geçer gibi milletin altını takıyorsun. Dalga geçer gibi mi? Hayır Allah be, dalga geçmez. Bana hediye ettik. Bu senin değil yani. Niye takıyorsun ki? Yüzük takılmadan takma bacım. Hani geline benzedi işte. Gelinler takar ya böyle o amaçla. Düğün hediyesi yani bu. Saçmalama Cansel. Sana verecek değil herhalde bunları. Şu an takman için veriyor. Evet, takması için veriyorum. Ne bu böyle gösteriş? Senin şeylerinin gösterişini mi yapacak yani? Çok saçma. Bir şey olmaz. Gösterişi aldığın zaman takar. Kaç tane durum attın ya? Aşkım altınları bulamıyorum. Ay Cansel şunları çıkar. Cansel çok güzel oldu bence. Sen gelin gibi oldun. Biraz bugün kavga ettim. Kendiliğinden çıkıyorsun şu anda. Sana bunlar hiç yakışmıyor yani. Ya saçmalamayın ya. Gelin gibi oldun. Cansel, ben sana 1 milyoncudan almadım mı kız 7,5 milyonu? Aa yeter. Ne Melis, yani, Melis sık sık. Ne yapmak istiyorsa bırakın ya. Çok aynen farklı. Bugün Cansel'in günü Dani, değil mi? Dani bir tane de sen düğüm at, bu düğümlerin hepsini bizim Cansel. Emanet gibi oldu Cansel. Öyle tam mi? Bir yeni gelin gibi oldu. Bakayım çok güzel oldu. Bence de yeni gelin gibi oldu. Ben zaten yeni ya gelin gibi. Meşhursun oldu. Sen söyle ne yapayım? Bence kalsın. Bak bence de kalsın. Ama yüzüğü taktıktan sonra kız dolaştırdın, ne yaptın? Yüzüğü taktıktan sonra mı? Çözemeyecek zaten. Niye inşallah diyorsun, evlendireceğiz. Kalsın çok güzel. Cansel sen de düğüm atmak ister misin? Zorlu testlerden geçmesi lazım. Cansel sıkı bir düğüm at oraya. Çözerse olur bu iş. Öyle çünkü. Çözdüreceğiz bunu. Çözmesi lazım. Nasıl çözecek ya? Fatma'nın bugün Cansel'e altınlarını takmasını istemesi çok saçma geldi bana. Çünkü biraz dalga geçer gibi olduğunu hissettim. Biz hiç altın görmemiş miyiz ki?
Ayrıca Cansel altınsız da gayet güzel bir kız. Fatma bir tane de sen at, herkes attı. Sen de bir kör düğüm at. Herkesin hakkı var burada. Herkes eşit burada. Cansel inanamıyorum sana ya, hala inanamıyorum ya. Kendi benliğinden yani vazgeçiyorsun. Benlikle ne alakası var? Ya sen niye karışıyorsun benim arkadaşımla konuştuğum meseleye ya? Tamam, izin mi alacağım? Parmak mı kaldıracağım Deniz'ciğim? Parmak mı kaldıracağım? Sen kimsin ki konuşuyorsun yani lafıma? Sen kimsin? Benim arkadaşım bu yani. Sen yeni geldin. Sen bir orada dur yani. Allah karışma Allah. Tabii. Sen bana emir verme bence. Karışamazsın öyle her şeye yani. Allah Allah. Allah Allah da kulları kul değil. Onu ne yapacağız? Sen mi seçiyorsun? Ne yapacağız onu? Kullarını kul nasıl yapacağız? Sen mi seçiyorsun Allah'ın kullarını? Allah Allah. Allah Allah da kulları kul değil. Klişe. Klişeler iyidir canım. Arada bir nefes açar. Klişeler iyidir işte. Haznesi geniş olmayan insanları kurtarır arada. Haznem senden daha geniş olmamalı. Tamam, yarın kavga ederiz. Sensin Danicim. Sensin. Neyi sensin? İşte, Türkçeyi konuşmayı öğren de gel. Canım sen sensin. Bir kek kesmesini öğren de sonra gel bana burada laga luga yap ya. Tamam. Sana da yapsın. Meyve bıçağıyla sıcak keki kesiyorsun. Gelmiş bana burada Türkçe dersi veriyorsun ya. Yemin ederim çok güzel olacaksın. Sen takılma bence. Hayır, canım, ben o anlamda bakmıyorum. Biliyorum biliyorum, o değil. Bak şöyle bir şey. Şimdi sen dön arkana. Ciddi bir şey yapıyoruz diye hani böyle. Gerçekten hediye etseydin olurdu. Ama o yüzden yani hani onlar da güler şimdi ciddi olalım diye. Yoksa güzel, teşekkür ederim gerçekten. Tamam, sana yakışıyor. Dani'nin bende ne yarası var hala anlamış değilim. Sanırım Cansel'in benimle arkadaş olmasını istemiyor. Bu yüzden de Cansel'in modunu düşürdü biraz. Kız da çıkarmak zorunda kaldı arkadaşını yanına, karşısına almamak için. Dani'nin de içinde kalmış yaşayamadığı şeyleri dışa benimle vurduğu çok belli. Ne diyeyim, hiç de umursamıyorum. Kendi kendini yiyebilir. Kendini gülünecek duruma düşürüyor, haberi yok. Boş ver. Hayır, bir de arkadaşımızla da dalga geçiyor. Diyor ki altınlarımı tak göster falan filan. Allah Allah. Şey yok mu, bu da saf. Safım. Buna biraz ders verelim. Esere söyleyelim çünkü beşi bir yerde bir tane alsın da şöyle taksın, taştırsın. Ben de kemer olduğumu belirlemeyiz. Fatma'nın altınları vermesi aslında hoşuma gitti benim ilk başta. Ama Dani sert tepki verince, Dani'yi de kırmamak adına, sonuçta Fatma daha buraya yeni gelmiş ve benim onun arkadaş olmam söz konusu değil ama Dani benim dostum. Kendisini kırmamak adına çıkarttım. Biraz da haklıydı açıkçası. Neyse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur. Kısmetse olur. Aşkı bul.